Bu derste şu ana kadar fonksiyonlarla ilgili öğrendiklerimizi küçük bir tekrarını yapacağız. Bir de bu fonksiyonların bazı durumlarda daha kısa gösterimi nasıl olur onu göstereceğim sizlere. Fonksiyonlar oldukça önemli. Uygulamalarımızı geliştirirken mümkün olduğunca biz programlarımızı böyle küçük küçük alt programlara yani fonksiyonlara ayıracağız ki hem kodlarımızın okunabilirliği artsın, hem neyin nerede yapıldığı belli olsun, hem de daha hızlı ve tekrar tekrar kullanılabilen kod parçacıklarına sahip olabilmek için. Şimdi mesela bir fonksiyon tanımlayalım ve bu fonksiyonun amacı iki tane sayıyı toplamak olsun. Sayıları topla. Şimdi dedik ya, bu istersek biz buna parametrelerimiz yani toplayacağı sayıları dışarıdan da yollayabiliriz ya da içinde de tanımlayabiliriz. Süslü parantezlerimizi açalım. Mesela buradaki durumda kendi içinde tanımlayalım. Yani ben ne zaman ki bu fonksiyonu çağırayım, buraya verdiğim sayı 1 eşittir 10 değeriyle işte sayı 2 5 değerlerini toplasın. Ve print deyip bunları ekrana bastıralım. Toplam desin ve de dolar deyip süslü parantezi açıyorum. Çünkü ben burada iki farklı değişken üzerinde çalışacağım. Sayı 2 diye. Ve bunları buraya yazdırmak istiyorum. Dediğim gibi bunu burada çalıştırdığımda herhangi bir şey görmeyeceğim. Çünkü main metodu tetikleniyor ve şu an için bu sayıları toplayı hiçbir yerde çağırıp kullanmadık. Çağırmak demek ben bunu kullanmak istiyorum. Buraya geldiğinde git bu metodu çağır ve gerekli işlemleri yap demek, gördüğünüz gibi. Ve yine dedik, Dart programlama dilinde geri dönüş tipi optional'dır. Yani vermesek de olur ama verirsek de daha güzel olur. O yüzden bunun geriye herhangi bir değer döndürmeyen void bir metot olduğunu söylesek çok daha güzel olacaktır. Değişen hiçbir şey yok. Bir metot daha yapalım. Bu da ne yapsın? Sayıları birbirinden çıkarsın. Ve bu geriye bir değer döndürsün. Geriye döndüreceği değer integer olsun. Sayıları çıkar. Ve buna da parametre olarak bu değerleri yollayalım. Gelen buraya gelecek olan parametreler iki tane sayı diyelim. Mesela ben buna S1 diyebilirim. S2 diyelim buna da. Bu ne anlama geliyordu? Benim buraya gelip sayıları çıkar dediğimde, bakın benden S1 ve S2'yi istiyor ve integer türde istiyor. Yani ben buraya gidip de şöyle bir ifade yazamam, hatalı olacaktır. Çünkü bu metot iki parametre bekliyor ve ikisi de integer olmak zorunda. Ve siz bunu bu şekilde yazdığınızda buraya mutlaka ve mutlaka bu sayıları yollamanız lazım. 15 ile 4. Bunları buraya yolladım. Peki bu işlem ne yapacak? Bu işlem, yani bu metot geriye bu iki sayının yani S1 ve S2'nin farkını gönderecek. Yani bunu böyle yazabilirsiniz. Burada bir değişken tanımlayıp daha sonradan o değişkenin return diyebilirsiniz. Burası çok karmaşık bir işlemse böyle parantezler içine alabilirsiniz. Daha önceden öğrendiğimiz yapıları tabii ki de burada da kullanabilirsiniz. Bunu yaptık. Sayıları çıkar metoduna ben 15 ve 4 sayılarını yolladım. Bu farkını alacak, geriye döndürecek. Geriye döndürmek demek ne demek? Bu metodun çağrıldığı yere parametre olarak gelen S1 ve S2 sayılarının farkının yazılması demek. Yani şu durumda aslında bu metodun yerinde ne var? 11 değeri var. Bu değeri kullanmak, yazdırmak, bir yerlerde değiştirmek için bunu farklı bir değişkene taşıyabilirsiniz. Böylece bu metodun yaptığı işlemin sonucu buradaki fark değişkenine atanacaktır. Print deyip, fark deyip bunu da burada dolar fark diye yazdırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi farkı 11 yazdı. İşte buradaki bu 15 değeri buraya S1 olarak, burası 4 değeri burada da S2 olarak adlandırıldı. Yani bu metodun içinde S1 dediğimde 15, S2 dediğimde 4 değerleri ele alınacak. Şimdi bunları da tekrar ettiğimize göre bu dersin amacı olan kısa gönderimden size bahsedeyim. Ola ki sizin metodunuz sadece tek bir satırlık statement içeriyorsa, yani bir ifade barındırıyorsa, tıpkı buradaki gibi. Aslında bunu çok daha kolay bir şekilde, yani kısa bir şekilde gösterebiliriz. Kısa gösterimlerde şöyle yapılıyor. Buradaki süslü parantezlerden öncelikle bir kurtuluyoruz. Yani olmayacak. Aynı şekilde yine kısa gösterimde return ifadesi olmayacak. Tek yapmanız gereken fat arrow diyorlar. Hani şişko ok diyelim buna. Bunu dedikten sonra ifadenizi direkt olarak yanına yazıyorsunuz.
Bu şekilde. Ve bunu da aslında kaldırabilirsiniz. Yani deminki metot da aslında ben onu şöyle yapayım. Şurayı kopyalayalım. Şöyle geri alalım bunu. Hatta bunu farklı bir metot. Integer sayıları çarp. Yine bu metot iki tane parametre alsın. Integer s1, integer s2 diye. Ve bu metot geriye bu sayıların çarpımını döndürecek ya. Ve bu tek bir ifade. Yani şöyle bir durum. Neyi döndürecek? İşte gelen değerlerin yani s1 ve s2'nin çarpımını döndürecek, değil mi? Bunu bu şekilde yazabilirim. Ve sonrasında buraya gelip sayıları çarp deyip buraya değerlerimi geçebilirim. Bu şekilde. İki tane integer değer. Yine burada bir değişkeni atayıp daha sonra da bunu print yazmak yerine aslında bu metodu buradan kesip print deyip işte çarpım diyelim buna da iki nokta deyip metodunuzu burada çağırabilirsiniz. Tabii ki de böyle bir kullanım olmaz. Şöyle artı diyelim, buraya yapıştıralım. Ve bunu da ne yapmamız lazım? String olduğu için string'e dönüştürmemiz lazım. Çünkü öncesinde bir string ifade söz konusu. Evet. Gördüğünüz gibi. Ne yaptı? Bu metodu çağırdı. Bu metot iki tane parametre alıyor. Ben bu parametreleri geçtim. S1 ve S2 diye. Yani 12 ve 6. S1 12 oldu. S2 6 oldu. Bu metot ne yapıyormuş? S1 ile S2'nin çarpımını bana geri döndürüyormuş. Dediğim gibi geriye dönderse bile gidip de buraya return demiyoruz. Ve yine bu fat arrow denilen bu kısa yazılımda kesinlikle return ve süslü parantezleri kullanmıyoruz. Veya buraya gidip işte S1 artı S2 diye veya şöyle. Yani demek istediğim burada tek bir satırlık komut olmak zorunda. Aksi takdirde bu kısa gönderimi kullanmak mümkün değil. Yani bu şekilde kullanılıyor. Gitti S1 ile S2'yi çarptı. 72 sayısını bana geri verdi. Ve ben bunu string'e çevirip çarpımın yanına yazdırdım ve böyle bir sonuç elde ettim. Peki bir örnek daha yapalım. Bu örnekte de iki tane verdiğimiz sayıdan büyük olanını bana geriye döndersin. Şöyle yapalım. Integer maksimum olanı bul. Sana parametre olarak iki tane değer yollayacağım. Ve bu iki değerden büyük olanını bana geriye dönder gibi basit ama işe yarayacak bir kod yazalım ve kısa gösterim şeklinde yazalım. İsterseniz önce uzunluğunu yazalım. Şu şekilde. Ne yapmamız lazım? If'leri öğrenmiştik. Eğer S1 küçükse S2'den burada ne yapmamız lazım? S1 S2'den küçükse return deyip S2'yi yollamamız lazım. Değilse yani S1 S2'den küçük değilse bu sefer ne demektir? S1 en büyüktür. Return S1 diyerek burayı tanımlayabiliriz. Daha sonra burada print deyip büyük olan sayı 2 nokta deyip burada metodumuzu çağırabiliriz, değil mi? Max olanı bul. Ve buraya da parametre olarak atıyorum 4 ile 9 değerlerini yollayalım. Dediğim gibi bu yine integer değer döndürdüğü için bunu ne yapmamız lazım? String'e çevirmemiz lazım. Gördüğünüz gibi 9 değerini verdi. İşte böyle bir ifadeyi mesela ne yapabiliriz? Fat arrow'u kullanarak tek bir satır halinde kullanabiliriz. Nasıl yapacağız onu? Şurayı yorum satırları için alayım. Bu geriye bir değer döndürecek. Adı max olanı bul olacak. İki tane parametre alacak. Ve bunun yapacağı işlemi hani if kullansam bu şekilde uzun bir şekilde yazmam gerekiyordu. Ama ben if'in kısa kullanımı yani ternary halini öğrenmiştim. Nasıldı? Öncelikle kıyasımızı yazıyoruz. Yani S1, şuranın birebir aynısını yazabilirim. Şu şekilde. S1 küçük mü S2'den? Eğer S1 S2'den küçük ise bakın return demiyorduk. Yani buradaki gibi return S2 yerine direkt S2 yazacağım. Değil ise S1 yazacağım. Şimdi yeni öğreniyorsunuz belki bu size karışık gelecek ama kısa if kullanımında ne öğrenmiştik? Önce şartımızı yazarız. Şöyle yapsak sorun olmayacaktır büyük ihtimalle. Evet. Şartımız bu veya koşulumuz bu. S1 S2'den küçük mü değil mi?
o if mantığını ne sağlıyor? Buradaki bu soru işareti sağlıyor. Eğer S1, S2'den küçükse, yani burası true'ysa bunu dönder. S2'yi dönder. Değil ise 2 nokta S1'i dönder. Ve bakın burayı yorum satırına aldım. Yani çalışacak olan metot burası. Yine aynı sonucu elde edeceğiz. İsterseniz bir de sayılarımızı değiştirelim. Bunu 14 yapalım. Gördüğünüz gibi. Lütfen siz de bunun minimumunu bulan metodu yazınız. Hani size ödev olsun. Ben de hemen bu satırı kopyalayalım. Kopyalayayım. Küçük olan sayı diyelim. Küçük olan sayı max değil de bu sefer min olanı bul diye bir metodum olacak. Tabii ki de böyle bir metot şu an için yok. Geriye integer bir değer döndüreceğim ve dediğim gibi aslında bunu da belirtmek zorunda değiliz ama belirtirsek çok daha iyi olacaktır. En azından ilk bakışta bu metodun geriye bir değer gönderdiğini, hatta bunun integer bir değer olduğunu anlayabilmek adına. 2 dedim. Eğer diyorum S1 küçükse S2'den, soru işareti dedim. Minimumu bulduğumuz için eğer S1 S2'den küçükse geriye neyi göndermemiz lazım? S1'i. Eğer S1 S2'den küçükse bu ne demektir? Demek ki değilse S2 daha küçüktür. Bunu yollamamız gerekiyor. Bakın herhangi bir sorun yok buraya integer yazmamama rağmen. Çalıştıralım. Küçük olan sayı 9 dedi. Şurayı biraz büyütelim. Yine bu sefer ne diyecek? 14 diyecek. Evet, fat arrow dediğimiz kısa metot kullanımı bu şekilde, tekrar ediyorum. Süslü parantez kullanmaya veya return kullanmamıza izin verilmiyor. Böyle tek satırlık metotlarınız varsa eğer bu gibi durumlarda kullanabilirsiniz. Veya işte burada bir if koşulunuz varsa bunu ternary, yani kısa if kullanımı olarak kullanarak bu tek kısa metot kullanımını uygulamalarınızda yazabilirsiniz. Yine Flutter kısmına geçtiğimizde belki bunlara ihtiyacımız olacak. O yüzden bu konuyu bilmeniz önemliydi. Bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.